Saygıdeğer sanatseverler, hepinizi SASAB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Anlamlı bir gün ama bugünü bugüne hapsettirmeyecek Cumhuriyet sevdalılarıyla Cumhuriyet'e ilelebet kıymet veren Cumhuriyet'in bütün felsefesini, bütün yüreğiyle hisseden sanatçılarımızla birlikte bu anlamlı günü kutlamak istedik. Büyük bir komutan, büyük bir deha, ufuk ötesi öngörüsüyle, devrimleriyle Türk devletini Göktürklerden sonra ikinci kez Türkleştiren böyle bir devrimcinin, böyle bir Türk milliyetçisinin bize bıraktığı mirası muhakkak surette genç kuşaklara iletme sorumluluğumuz var. Sadece bizim sahip olmamız yetmiyor Cumhuriyet'e. Bütün dış politikasıyla, eğitim anlayışıyla, kültür anlayışıyla, efendim Atatürk'ün devrimlerini tek tek anlatmak uzun bir zaman alır. Ama hemen her gün onun Türk milletine kazandırdığı özgürlük ateşini, milletin egemenliğiyle alakalı o ruhu bizler son nefesimize kadar taşımaya and içiyoruz. Ha? İnşallah. Yükselmesi için fark etmeyenlerin de fark etmesini diliyoruz. Ama son dönemlerde Cumhuriyet'in faziletinin, öneminin daha bir sorgulandığını, daha bir şevkle yeniden tazelendiğini de sanıyorum hep birlikte görmekteyiz. Umarız ve dileriz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesinin, Cumhuriyet'in kuruluşundaki öncülerin bu gayretleri milletimize ışık saçmaya devam edecektir. Bu azim ve kararlılıkla bayramınızı kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Sözü Mural Hocam'a bırakıyorum. Buyurun Mural Hocam. Bugün kutlu bir gün. Hepimiz için kutlu bir gün. Yaşamımızın, esaretten kurtuluşumuzun, Türklüğün varoluşunun, sizin de ifade ettiğiniz gibi, başlangıcı Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki dönemde Cumhuriyeti ilan edeceğim deyip 28'inde gülenlere karşı 29'unda Cumhuriyet'in ilan edildiğini hepimiz okuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Bunun da ne kadar kıymetli olduğunu yaşadıkça daha da çok görüyoruz. Hele bu dönemde işte 1980'den bu taraflara doğru Atatürk'ün daha da büyük önem verdiğini, yol göstericiliğinin, ışığının, aydınlatıcılığının, güzelliğini, iyiliğini ve geleceğimizi gösterdiğini görüyoruz. Bu nedenle 29 Ekim hepimize kutlu olsun. Geleceğimiz olan Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Bunu da çıkacağız. Bunda da kimseye pabuç bırakacağımızı zannetmiyorum. Atatürk büyüdükçe de büyüyor. Okudukça büyüyor. Birileri bir şey dedikçe Atatürk'ü daha biraz daha okuyoruz, daha görüyoruz. Daha anlatılıyor, daha biliyoruz. Meğer Atatürk ne kadar büyütmüş. O büyüklüğünün yanında bu vatanı bize teslim etti. Geleceğe, çocuklarımıza emanet etti. Bizlere emanet etti. Bizden de sonraki kuşaklara bize emanet edelim. Hayırlı uğurlu olsun, kutlarız. İnşallah bu sevgi bir karma sevgidir. Karma sevgi 29 Ekim adına açılmış bir sevgi. Öyle kafamdan geçiyor ki belki arkadaşlarla da konuştuğumuz zaman önümüzdeki seneye belki de 29 Ekim 100. yılı nedeniyle anlamlı bir sergi açarız. Herkes ona göre hazırlanır ismiyle, heykeliyle. Bunu belki daha geniş çaplı tutarız. Öyle bir sergide hazırlığı olabilir. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun hepimize. Gençlerde bizde hepimiz cumhuriyetimize sahip çıkalım. Çıkıyoruz da.
yaşıyorsa daha güzel günler gelecek diye umut ediyoruz. Evet. İyi bayramlar. Birin dağlarında çiçekler açar, birin dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Kafkasya dağlarında oturdum kaldım, Kafkasya dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları defterine yazdım, şehit olanları defterine yazdım. Oğluyum ben öyle ki sevdim, oğluyum ben öyle ki sevdim. Toprak diken olsa yatağım yerim, toprak diken olsa yatağım yerim. Kurtulmuş düşmanlar yer gibi kaçar, kurtulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak yüceler taşa. Evet, alkış.